Otelimiz Ordu'nun Ünye ilçesinde. Otelimiz Ordu Havalimanı ve Samsun Havalimanı tam orta noktasında, yaklaşık 65 kilometre mesafede. Otelimiz bununla beraber Ünye'nin içerisindeki lokasyonlar noktasında Ünye Asarkaya artı Ünye Kalesi, Yunus Emre Türbesi, Çamlık merkeze çok yakın. Aynı zamanda Boztepe, Çambaşı Yaylası, Saybastı Yaylası gibi gezilebilecek lokasyonların hepsinde 2 saat mesafede. Gelen misafirlerimiz otelimizi tercih ettiğinde bu alanlara yaklaşık 2 saatlik süre içerisinde gezip günübirlik olarak da ziyaretlerde bulunabiliyor. Bu da bizim için bir tercih konusu. Burada öncelikle belirtmek istediğim şey personelimizin misafirlerimize karşı olan ilgi ve alakası. Bu da bizim periyodik olarak yapmış olduğumuz eğitimler, hizmet kalitesini artırmaya yönelik misafir ilişkileri noktasındaki personelimize verdiğimiz desteklerle alakalı. Aynı zamanda personelimizin motivasyonuyla da alakalı. Bunun haricinde tabii ki otelimizin en başta bulunmuş olduğu konum, lokasyon, denize sıfır olmamız, plajımız, havuz. Onun haricinde restoran hizmetimiz ve odalarımızın konforu ön plana çıkmakta. Bunları sıralayabiliriz. Öncelikle şunu belirtmem gerekirse, otelimiz 2012 yılı Haziran ayında faaliyete geçmiş, Atik Grup çatısı altında turizm işletmesi olarak faaliyete başlamıştır. Bu süre zarfında otelimiz her yıl kendisini yenilerek, farklı inovasyonlarda hareket ederek otelimizi belli bir konuma taşımıştır. İstanbul'daki uluslararası Emit Fuarı olsun, onun haricinde ülke genelindeki birçok fuarlara katılarak reklam tanıtım çalışmaları yapmıştır. Bununla beraber otelimizin markasını yerlere taşıma noktasında içeride çalışan özellikle yöneticilerimiz olsun, sahada ciddi aktif rol almışlardır. Acentalar noktasında olsun, birebir kurumlar ziyaretleri olsun ve buralarda kurumsal kimliği taşıma noktasında, oteli temsil etme noktasında ciddi başarılar sağlanmıştır. Bu da otelimizin bilinirliğini belli bir noktaya getirmiştir ve bugün itibariyle 11. yılımızı dolduruyoruz ve bölgenin tamamında ve Türkiye genelinde Atik Otel markası belli bir konuma gelmiştir ve hak ettiği noktadadır. Bunun da devamı inşallah gelecektir. Önümüzdeki yıllarda da kendi çıtamızı, kendi hizmet kalitemizi daha çok artırarak ilerleteceğiz. Aynı zamanda Atik Otel sadece sektörde satış, pazarlama ya da kendini anlatma noktasında değil, aynı zamanda turizm içerisinde özellikle STK'lar noktasında olsun, otelcilik alanını ilgilendiren bakanlığa en yakın kurumlar noktasında olsun, hepsinin içerisinde aktif rol almaktadır. Bölgesel STK'ların içerisinde de hem yönetiminde söz sahibidir. Bu da bizim adımıza artı ivme kazandırmaktadır. Otelimiz 49 oda. 49 odanın içerisinde 3 tane VIP suite, 4 tane aile suite, 6 tane bungalov teras suite'imiz olmakla beraber geri kalanları standart double ve twin şeklinde deniz manzaralı odalardan oluşmaktadır. Oda fiyatlarımız noktasında şunu söyleyebilirim. Dönemsel olarak fiyatlar değişiklik gösteriyor ama biz mümkün mertebe rekabetçi bir bakış açısıyla fiyat performans noktasında misafirlerimizi de memnun edecek şekilde fiyatlarımızı belirliyoruz. Bu da hem dolduklarımıza yansıyor hem de misafirin otelimizi tercih etmesinde bize artı bir avantaj sağlıyor. Otelimizin konum itibariyle daha önce de belirttiğimiz üzere denize sıfır olması bize sezonda özellikle yaz döneminde ciddi bir artı kazandırıyor ve bununla beraber açık havuzumuz mevcut. Biz bu alanda yaz döneminde hizmet verebiliyoruz. Kışın daha çok business ağırlıkta, yani toplantı organizasyonları, şirket portföyüyle çalıştığımız için yaz döneminde bu aktivitelerden bahsedebiliyoruz otelimizde. Onun haricinde söyleyebileceğim başka bir şey yok. Restoran kısmımız genelde otel restoranlarındaki algı dışarıdan bakıldığında ya otel restoranında hani hizmet alınabilir mi algısı genelde çok fazla oluşuyor insanlarda. Ama biz bu algıyı özellikle Ünye'de olsun ve otelde konaklayan misafirlerimizin dışarıya çıkıp başka yerlerde hizmet almasını bir tarafa bıraktığımızı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten zengin bir menümüz var. Özellikle aşçıbaşımızın performansı çok iyi. Burada mesela özellikle gelip yaprak ciğer mesela isim olarak da verebilirim bunu. Hakikaten o bile kendi içinde bir marka olmuş durumda. Özellikle mezelerimiz harika. O yüzden hani restoran tarafı çok ivmeli bir şekilde çalışıyor. Çok da güzel gidiyor ve ciddi memnuniyet alıyoruz. Çok ciddi artı dönüşler alıyoruz. Bu da bize artı kazandırıyor. Otelimizin sürdürülebilir turizm noktasında çalışmaları daha öncesinde de olmuştu. Özellikle Yeşil Yıldız başvurularımız olmuştu. Onun haricinde zaten hani geldiğimiz şu dönemde Turizm Bakanlığı'nın da özellikle zorunlu kıldığı sürdürülebilir turizmle alakalı turizm belgesi alma zorunluluğu ortaya çıkmıştı. Bununla beraber biz zaten bu belgeleri aldık hali hazırda. Özellikle çevre dostu çalışmalarımız, sıfır atık projeleriyle beraber, çevre danışmanlıklarıyla beraber çalışıyoruz şu anda. Bu konuda geri dönüşüm noktasında ciddi hassasiyetlerimiz var. İnşallah ileriki dönemde yapmayı düşündüğümüz yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da buradaki sürdürülebilir turizm noktasındaki açılımı biraz daha genişletmiş oluruz. Fiziki olarak bahsedecek olursam yaklaşık 3 yıldır otelimizin iç ve dış alanlarında ciddi yatırımlar yaptık. Son itibariyle 10 yılın üzerinde bir işletmeyiz ve 8-10 yıldan sonra farklı değişiklikler yapmak gerekiyor. Odaların tamamında ıslak zeminler olsun, halıları, perdeleri, yatakları, tekstil grupları komple yenilenmiş
oldu. Yani bu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde. Onun haricinde plaj havuz kısmında yani şezlonglarından tutun, işte havuz içi ekipmanlarından tutun, tüm alanlara dokunmuş olduk. Onun haricinde restoran kısmında yine masa sandalye dekorasyon ki halihazırda devam ediyor şu anda yaptığımız yenilikler. Yani sürekli bir inovasyon halindeyiz. Sürekli bir değişim, sürekli bir yenilenme halindeyiz. Çünkü bu bir hizmet işletmesi için gerekli olan bir şey. Bunu yapmazsanız belli bir süreden sonra gelen misafirler de değişiklik istiyor hakikaten. Bunu da gördükleri zaman onlar da kendilerini farklı hissediyorlar. Evet, bizim için bir şeyler yapılıyor. Psikolojisine giren misafir de zaten sürekliliğini devam ettiriyor ve sizi de tercih ediyor. Bu da bizim için çok önemli bir nokta. Özellikle işletme mantalitesi noktasında bu bizim yani bir kuralımız, bir görevimiz diyebiliriz. Otelimizde 750 kişilik banket salonumuz var. Burada düğün aktiviteleri, nişan, mezuniyet baloları, büyük partiler, konserler verebiliyoruz. Ki yıl içerisinde yaklaşık 80-90'a yakın bu tarz organizasyon gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde otelimizde yine şirket portföylerine hizmet edebilecek 50 kişiden 100 kişiye kadar 2 tane toplantı salonumuz var. Bu toplantı salonlarında işte sınıf düzeninden tutun da işte tiyatro düzenine kadar. Restorantımızın genel alanında canlı müzik organizasyonları, onun haricinde toplu yemek organizasyonları yapıyoruz. Ve bununla beraber özel günlerde işte sevgililer günü olsun, bir öğretmenler günü olsun ki önümüzde öğretmenler günü var. Onun için yaklaşık 150 kişilik bir organizasyonumuz olacak. Onun haricinde yeni yıl geliyor. Yeni yıl organizasyonumuz var. Çok da keyifli bir organizasyon. Buradan herkesi de davet etmiş olalım yeni yıl organizasyonuna. Bizlerle iletişime geçerlerse en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Yılbaşı organizasyonumuzun içerisinde bir ön sahnemiz olacak. Akabinde bir bayan solistimiz sahne alacak. Onun haricinde 80'ler 90'lar DJ performansı olacak. Onun haricinde çekilişlerimiz olacak. Programımız 8.30 itibariyle başlayacak. Geniş, zengin bir menü, limitsiz içkili bir gala yemeğimiz olacak. Çok keyifli oluyor. Otel açıldığından beri yaptığımız organizasyonlarımız tercih etmenizi arzu ederiz. Gelecek planları içerisinde tabii ki işletmemizin yatırımcılarının da değerlendirmede olabileceği, özellikle turizm alanında yatırım düşünebileceği durumlar söz konusu olabilir ama şimdilik mevcuttaki durumumuzu geliştirerek en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz. Umarım ileride de farklı yatırımlarla yine Atik Grup çatısı altında Atik Otel, Atik Turistik olarak farklı noktalarda karşınıza çıkarız.